Diğer 5. ve Türkiye'yi diğer bölgelerden ayıran özel konum farklılıklarından bir tanesi de Türkiye'de arkadaşlar dağların uzanış doğrusu genelde doğu batı şeklindedir arkadaşlar. Türkiye'de dağların uzanış doğrusu arkadaşlar dağların uzanış doğrultusu genelde doğu batı şeklindedir arkadaşlar. Kıyıya paralel bir şekilde ve bundan dolayı da bu da Türkiye'yi diğer bölgelerden ayıran önemli bir özelliktir. Doğu batı şeklinde uzandığı için arkadaşlar Türkiye'nin kıyı kesimi ile iç kesimi arasında arkadaşlar belirgin bir sıcaklık, iklim daha doğrusu nem ve yağış hatta yetiştirilen tarım ürünleri farklılığı vardır arkadaşlar. Burada yani burada belirgin bir iklim ve bitki örtüsü ve yetiştirilen tarım ürünleri farklılığı vardır arkadaşlar. Yani mesela örnek olarak şöyle vereyim. Rize'de arkadaşlar deniz kenarındaki Rize'de çay tarımı yapılırken yaklaşık olarak hemen 80 kilometre güneyinde Bayburt'ta arkadaşlar çay tarımı yapılamaz mesela. En fazla buğday veya tahıl dediğimiz arkadaşlar tarım ürünleri yetişebilir mesela. Birbirinden çok farklı mesela buğdayla çay arkadaşlar yetiştirme şartları bakımından, iklim bakımından birbirinden çok farklıdır. Ve bunlar çok dar alanda arkadaşlar görülebilir mesela. İşte bu Türkiye'nin arkadaşlar bu açıdan bu dağların kıyıya paralel uzanması veya doğu batı şeklinde uzanmasından kaynaklanan önemli bir ayrıcalıktır. Onun dışında Türkiye'de yükselti arkadaşlar, Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru artmaya başlar. Türkiye'de yükselti batıdan doğuya doğru artar arkadaşlar. O da belli oranlarda düzen değildir ama belli noktalardan sonra arkadaşlar belirgin bir şekilde artmaya başlar. Batı bölgemizden başladığımız zaman arkadaşlar İzmir'den, Manisa'dan başladığımız zaman doğuya doğru gittikçe arkadaşlar iç Batı Ege'ye, iç Batı Anadolu bölümüne geldiğimiz zaman yükselti ortalaması artar. İç Anadolu bölgesi iç kesimlerinde yavaş yavaş düşer arkadaşlar ama özellikle Orta Kızılırmak ve Yukarı Kızılırmak'tan sonra arkadaşlar yükselti ortalamamız belirgin bir şekilde artmaya başlar. Bu da sıcaklık üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir arkadaşlar. Sıcaklık ve bitki örtüsünün değişiminde doğrudan bir etkiye sahiptir. Normalde örnek olarak vermiştim arkadaşlar. Çanakkale ile hatta yükselti değişiminin şöyle bir örneğini vereyim. Eskişehir ile arkadaşlar bakın Eskişehir ile Erzurum yaklaşık olarak aynı enlem üzerindedir arkadaşlar. Aynı enlem üzerinde Eskişehir ile Erzurum arkadaşlar yaklaşık olarak aynı enlem üzerindeler. Aynı paralel üzerindeler. Güneşlerini aynı açıyla alıyorlar. Ve hatta ikisinin de özel konum şartı olarak arkadaşlar özel konum özelliği açısından ikisi de karasal bir bölgede. Yani kara içerisinde arkadaşlar. Ama baktığımız zaman sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Yani mesela Eskişehir'de arkadaşlar Eskişehir'de mesela kışın sıcaklık eksi 5 santigrat dereceye düşerken Eskişehir'de kışın eksi 5 santigrat derece düşerken Erzurum'da arkadaşlar Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 20 santigrat dereceye kadar düşebilir. Dediğim gibi özel konum şartları aynı karasallık açısından. Ama hangi özel konum şartları farklı burada arkadaşlar? Yükselti farklılığı değil mi? Burada özel konum farklılığı olarak arkadaşlar yükseltileri birbirinden farklı olduğu için yükselti ortalamaları sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Eskişehir dediğim gibi bir ova üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Eskişehir Ovası üzerine. Ama Erzurum dediğim gibi çok yüksek ve dağlık olduğu için hava sıcaklığı orada biraz daha düşüktür. Onun dışında diğer özel konum farklılıklarından bir tanesi de arkadaşlar işte Türkiye'nin sahip olmuş olduğu arkadaşlar nedir o da? Yeraltı kaynakları. Türkiye'nin sahip olduğu arkadaşlar çok fazla yeraltı kaynakları. Dünyada zaten arkadaşlar yaklaşık olarak 95 tane maden vardır arkadaşlar. Şu anda dünyada işlenip alınabilip satılabilen ekonomik değeri olan 95 tane maden vardır arkadaşlar. Ve bunun yaklaşık olarak 78 tanesi arkadaşlar 78 tane maden şu anda Türkiye'de mevcuttur arkadaşlar. Yani dünyada dediğim gibi yaklaşık olarak 98 tane 95 tane pardon maden vardır mevcut olan ekonomik değeri olan alınıp satılabilen bir işe yarayabilen arkadaşlar. 95 tane maden vardır ve bunlardan 78 tane maden arkadaşlar şu anda Türkiye'de mevcut.
Bunun sebebi nedir acaba? Türkiye'de bu kadar madenlerin çok çeşitli olmasının. Türkiye'nin birincisi bütün zaman aşamalarından geçmesi. İç kuvvetler konusunda göreceğiz arkadaşlar. Birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman özellikle. Bütün zaman aşamalarından geçmesinden kaynaklanıyor. Ve özellikle de büyük bir kısmını, yani Türkiye'nin şu andaki günümüz şeklini aldığı bu oluşumun arkadaşlar üçüncü zamanda, yani yakın bir zamanda, genç bir zamanda tamamlamasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Buradaki süreç anlamında. Dediğim gibi Türkiye'de bu kadar çok fazla maden çeşitliliğimiz arkadaşlar bunlardan kaynaklanıyor. Özellikle üçüncü zamanda, yani yakın bir zamanda şekillenmesinden kaynaklanıyor. İşte bu maden kaynaklarının, ya yani yeraltı kaynaklarının çok zengin olması arkadaşlar Türkiye'ye hem ekonomik anlamda hem de jeopolitik veya jeostratejik anlamda çok önemli arkadaşlar ayrıcalıklar sağlıyor. Ki bunlardan bir tanesi arkadaşlar bu madenlerden şu anda günümüz dünyası için ve ileriye dönük arkadaşlar çok önemli bir yeraltı kaynağıdır, o da bor arkadaşlar. Dünya ihtiyacının yaklaşık olarak %65'lik bir potansiyeline sahibiz arkadaşlar. Ki bor dediğim gibi şu anda bile 400 çeşit farklı üründe kullanılabilen önemli bir yeraltı kaynağıdır arkadaşlar. Ama biz yeteri kadar kullanamıyoruz. Neden? Çünkü bizim şu anda boru tam anlamıyla kullanabilecek bir ağır sanayimiz oluşmamıştır. Şu anda şekillenmemiştir. Ve dediğim gibi şu anda %65'lik bir potansiyelin büyük bir kısmına sahibiz. İşte özel konum farklılıkları ve ayrıcalıkları bunlar arkadaşlar. Türkiye'yi diğer bölgelerden, diğer ülkelerden ayıran farklılıklar arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de ayrı tarihsel bir açıdan arkadaşlar. İşte Türkiye'nin zamanında Osmanlı Devleti'nden gelen bir sürecinden dolayı arkadaşlar. Türkiye'nin mesela iletişim kurduğu veya etkileşim halinde etkilendiği kültürel anlamda zenginliği de çok fazladır aynı zamanda. Diplomasi anlamında çok farklı ülkelerle etkileşim halinde olmuştur. Egemenlik altına almıştır mesela bundan dolayı. İşte bu siyasi anlamda, diplomasi anlamda Türkiye'ye çok önemli bir ayrıcalık ve imkan sağlar aynı zamanda. Şimdi özel konumdaki o önemli olan arkadaşlar soruların geldiği noktalardan bir tanesi de şu matematik konumdaki gibi. Onlara mesela kısaca bir değineceğiz. Özel konum farklılıkları. Mesela bunlar nelerdir acaba? Bu özel konum farklılıklarından bir tanesi. Mesela tarım ürünlerindeki özel konum ayrıcalıkları arkadaşlar mesela. Tarım ürünlerindeki ayrıcalık. Birincisi arkadaşlar Rize'de, mesela Rize'de çay tarımının yapılabilmesi arkadaşlar. Bakın bu çay tarımının yapılması arkadaşlar bir aynı zamanda özel konum ayrıcalığıdır. Mesela aynı çizgi üzerinde devam eden, mesela Rize ile aynı çizgi üzerinde devam eden arkadaşlar, mesela Samsun'da veya Bartın'da arkadaşlar, mesela aynı deniz kenarında olmasına rağmen Yıldız Dağları'nda mesela şey yoktur arkadaşlar, çay tarımı yapılamaz. İşte bu bölgeye ait özel konum şartlarından kaynaklanır. Nedir o özel konum şartları arkadaşlar? Rize'de dağların arkadaşlar, bakın Rize'de dağların kıyıya çok yakın ama neredeyse sıfır dediğimiz arkadaşlar kıyıya çok yakın bir şekilde uzanması, burada yağış miktarının, yamaç yağışlarının özellikle yağış miktarının fazla olmasına sebep olur arkadaşlar. Bu fazlalık nem miktarının da fazla olmasına sebep olur aynı zamanda. Nem miktarının ve bundan dolayı arkadaşlar nem miktarının fazla olmasından dolayı bu bölgede arkadaşlar bulutluluk oranı da yüksektir. Bulutlanma oranı ve bu da çay tarımı için elverişli bir bölge oluşturur arkadaşlar. Mesela biz buna aynı zamanda mikro klima bölge diyoruz. Özel konum şartlarından dolayı oluşmuş olan alan demektir ve burada çay tarımı yapılabiliyor. Aynı özellik arkadaşlar ikincisi bu özel konum ayrıcalığından dolayı mesela Iğdır'da arkadaşlar, Iğdır'da mesela, Iğdır'da veya Iğdır Ovası'nda arkadaşlar, Iğdır Ovası'nda pamuk tarımının yapılabilmesi arkadaşlar. Pamuk tarımının yapılabilmesi mesela Iğdır Ovası arkadaşlar, bakın Iğdır normalde Doğu Anadolu bölgesi dağlık ve engebeli olan bir bölgedir ama Iğdır Ovası arkadaşlar burada Türkiye'nin milli sınırı içerisinde yer alan bölge alçakta olduğu için arkadaşlar orada pamuk tarımı yapılabilir mesela. İşte bu da yine özel konum ayrıcalığından kaynaklanır arkadaşlar. Yine aynı şekilde şurada Antalya ile Anamur arasında arkadaşlar, mesela Antalya ile Anamur arasında arkadaşlar muz tarımının yapılabilmesi mesela. Üçüncüsü Antalya ile Anamur arasında arkadaşlar muz tarımının yapılabilmesi mesela.
Normalde muz tarımına baktığımız zaman muz arkadaşlar tropikal bir üründür mesela. Hani Türkiye iklimine uymayan bir özelliği vardır ama burada da aynı şekilde Antalya ve Alanya arasındaki iklim ve özel konum şartlarından dolayı arkadaşlar burada da muz tarımı rahat bir şekilde yapılabilir. İşte bunlar özel konum ayrıcalıklarıdır arkadaşlar. Özel konumdan kaynaklanan unsurlardır. Onun dışında biraz önce matematik konumda yine bahsetmiştim mesela. Özel konum farklılıklarından bir tanesi de şudur mesela. Şeye baktığımız zaman, matematik konumuna baktığımız zaman Ankara arkadaşlar, Ankara Bartın'dan arkadaşlar daha güneydedir. Güneş ışınlarını normalde daha büyük açıyla alır arkadaşlar. Ama Ankara'nın kış sıcaklığına baktığımız zaman mesela Ankara'da kışın hava sıcaklığı eksi 3 dereceye düşer Ankara'da arkadaşlar. Ama Bartın'a geldiğimiz zaman arkadaşlar Bartın daha kuzeyde olmasına rağmen güneşin aslında daha açıyla alması gerekir. Eğik açıyla alması gerektiğinden dolayı hava sıcaklığının daha düşük olması gerekir. Ama Bartın'daki hava sıcaklığına baktığımız zaman Bartın'da hava sıcaklığı 5 derecedir arkadaşlar. Arada bir yaklaşık olarak 8 santigrat derecelik bir sıcaklık farkı vardır. Ha, bu sıcaklık farkı işte Ankara ile Bartın arasındaki özel konum farklılığından kaynaklanır arkadaşlar bakın. Burada matematik konum açısından baktığım zaman özel konum farklılığından kaynaklanır. Nedir bu özel konum farklılığı? Ankara arkadaşlar karasal bir bölgededir. İç açısından baktığımız zaman dağlarla kapalı bir havzadır ama Bartın deniz kenarında olduğu için arkadaşlar özel konum farklılığından dolayı, ayrıcalığından dolayı orada hava sıcaklığı kışın biraz daha yüksektir. Bunun aynı zamanda en fazla soruda gelen noktalarından bir tanesi de şudur arkadaşlar. Antalya ile arkadaşlar Urfa arasındaki özel konum farklılığıdır. Şimdi baktığımız zaman Antalya ile Şanlıurfa arkadaşlar öyle yazalım. Antalya ile Şanlıurfa arkadaşlar yaklaşık olarak aynı enlem üzerindelerdir arkadaşlar Antalya ile. Antalya'da kışın sıcaklığı yazın sıcaklığına baktığımız zaman Antalya'nın arkadaşlar en fazla 40 dereceye kadar çıkar. Ama Şanlıurfa'ya baktığımız zaman arkadaşlar Şanlıurfa'da sıcaklık 47 dereceye kadar çıkabilir arkadaşlar burada. Şimdi şöyle bir farklılık vardır arkadaşlar baktığımız zaman Antalya'da aynı enlemdeler. Güneşin aynı açıyla alıyorlar. Ama özel konum farklılıkları farklı olduğu için burada sıcaklıklar da farklıdır. Antalya deniz kenarındadır arkadaşlar bulunduğu yer itibariyle. Antalya deniz kenarındadır ama Şanlıurfa arkadaşlar kara içerisinde olduğu için karasal etkisi belirgin olduğu için orada hava sıcaklığı daha belirgin bir şekilde artar arkadaşlar. İşte bu da dediğim gibi özel konum ayrıcalığından kaynaklanır. Bulunduğu yerle alakası vardır. Şanlıurfa denizden uzak karasal bir bölgede olduğu için orada hava sıcaklığı biraz daha yüksek olur. Onun dışında özel konum ayrıcalığından dolayı mesela İstanbul'un nüfusunun fazla olması mesela. İstanbul'da nüfusun fazla olması arkadaşlar İstanbul'un sanayisinin çok fazla gelişmiş olmasından kaynaklanır mesela. O da yine bulunduğu özel konum. Sanayisinin gelişmesini sağlayan unsursa arkadaşlar yer şekillerinin sade olması. Atıyorum İstanbul'da mesela Hakkari gibi, Menteşe yöresi gibi, Tekke yöresi gibi dağlık ve engebelik bir bölge olsaydı mesela o da arkadaşlar gelişemeyecekti. Ama yer şekilleri elverişli olduğu için, özel konum farklı olduğu için arkadaşlar bu bölgede gelişmiştir. Özel konumdaki diğer mesela ayrıcalıklardan bir tanesi veya olumsuz anlamda Hakkari'nin mesela arkadaşlar bulunduğu özel konumundan dolayı dağlık ve engebeli olmasından dolayı arkadaşlar burada mesela tarım ve sanayi gelişemez arkadaşlar. Uğraşabilecekleri ekonomik faaliyet mecburen arkadaşlar nedir orada? Hayvancılıktır ve hava sıcaklığı bundan dolayı mesela çok düşüktür arkadaşlar aynı şekilde. Bazı bölgelerin mesela turizm açısından elverişli olması yine özel konum ayrıcalığından kaynaklanır. İşte dediğim gibi bu gibi unsurlar arkadaşlar matematik konum dışında olmayan noktalardır. Yani ülkeye ait olan özel konum bulunduğu yer açısından özel konum ayrıcalıklarından kaynaklanır. Ve en önemlisi aslında onu daha da belirgin bir şekilde son madde olarak anlatayım. Özel konum ayrıcalığı diyelim. Özel konum ayrıcalığı Türkiye'deki özellikle özel konum ayrıcalığı bu şudur arkadaşlar. Türkiye'deki
Özel konum ayrıcalığı. Türkiye'nin matematik konumundan dolayı ne demiştik? Matematik konumundan dolayı 4 mevsimi belirgin bir şekilde yaşayabiliyordu. Ama sıralı bir şekilde yaşıyordu. Ama özel konumundan kaynaklanan şöyle bir farklılığı vardır arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Aynı anda, bakın arkadaşlar, aynı anda birden çok arkadaşlar, bakın birden çok fazla mevsim özelliği yaşayabiliyor arkadaşlar Türkiye. Birden çok fazla mevsim özelliği yaşayabiliyor arkadaşlar. İşte bu da Türkiye'nin diğer bölgelerden veya diğer ülkelerden farklı olan önemli bir özel konum ayrıcalığıdır arkadaşlar. Birden çok fazla mevsim özelliği yaşayabiliyor. Ne zaman yaşıyor bunu? Aynı anda yaşıyor arkadaşlar. Bakın, işte bu Türkiye'nin diğer bölgelerden olan farklılığıdır arkadaşlar. Aynı anda birden fazla mevsim özelliği yaşayabilmesi. Yani mesela bugün Ermenistan'a gittiğimiz zaman arkadaşlar, Ermenistan'da aynı anda böyle birden fazla mevsim özelliği yaşayamıyor mesela. Moğolistan'a gittiğin zaman yine aynı şekilde aynı anda birden farklı mevsim özelliği yaşamıyor. Mesela bu yıl 27 Aralık'ta arkadaşlar, mesela Türkiye'den bir örnek vereyim, 27 Aralık'ta Alanya'da arkadaşlar, bakın Alanya'da 27 Aralık'ta arkadaşlar, Alanya'da insanlar denize girdi arkadaşlar, bakın yaz 27 Aralık'ta, bakın 27 Aralık Alanya'da insanlar denize girdi yazdan kalma görüntülerle. Konya'ya geldik arkadaşlar. Konya'da sonbahar döneminden kalma bir sıcaklık vardı arkadaşlar. Ortalama sıcaklık değeri sonbaharı andırıyordu. Şeye geldiğim zaman Kayseri arkadaşlar, hemen yaklaşık olarak şöyle böyle baktığım zaman bir 150 kilometre, 200 kilometre yakınındaki Kayseri'de ise arkadaşlar hava sıcaklığı eksi 25 santigrat dereceye düşmüştü. Yani kış koşulları yaşanıyordu. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu dediğimiz alan şöyle dünya üzerinde baktığımız zaman çok küçük bir alanda gerçekleşen bir durum arkadaşlar. 27 Aralık tarihinde, bakın 27 Aralık tarihinde, yani çoğu ülkelerin kış yaşadığı bir tarihte arkadaşlar, Alanya'da yaz mevsimi yaşanıyor. Yaz mevsimi. Konya'da sonbahar mevsimi yaşanıyor arkadaşlar. Konya'da. Kayseri'ye geldiğimiz zaman ise arkadaşlar kış mevsimi yaşanıyor. Mevsimsel özelliği Kayseri'de yaşanıyor. Ve dediğim gibi bunlar aynı anda çok dar alanlarda gerçekleşiyor. İşte bu Türkiye'nin arkadaşlar özel konum ayrıcalığıdır. Diğeri ise 4 mevsimi yaşaması matematik konum özelliğidir. Unutmayalım bakın arkadaşlar. 4 mevsim yaşaması matematik konum özeldir. O mesela şeyde de yaşanır. Ermenistan'da da yaşanır. Almanya'da da yaşanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanır. Çin'de de yaşanır mesela. Onlar da orta kuşak ülkesidir mesela. 4 mevsimi yaşayabilirler onlar. Aynı şekilde Türkiye gibi. Ama aynı anda 4 mevsimi veya 3 mevsimi yaşanabilmesi Türkiye'ye mahsus bir özelliktir. Dediğim gibi Alanya'da yaz mevsimi yaşanıyor. Konya'da sonbahar mevsimi. Kayseri'de ise arkadaşlar kış mevsimi yaşanıyor.